Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golba.com ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarih 19 Şubat 2023, 19 Şubat'ın ikinci videosu bu video. Transfer sezonu 5 Mart'a kadar uzatıldı ki Mustafa Hoca bunu söylemişti çok daha önce. Ben başka bir şey daha söyleyeceğim şimdi, sosyal medyada muhtemelen kimse paylaşmamıştır bunu. Yabancı sayısının, yani yabancı oynatma sayısının direkt 9'a çıkarılması da gündemde ligin kalan bölümü için arkadaşlar. Yani direkt 9 yabancıya çıkarılabilir. 16 yabancıyla sözleşme yapılabilir. Artı 3'teki artı 3 yine devam edecek şekilde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü Gaziantep Hatay futbolcularına veremedi. Bu dediğimi unutmayın arkadaşlar. Olur mu? Aramızda kalsın. Şimdi Fenerbahçe, herkes bana bunu soruyor. Transferi kapattı mı? Hayır, transferi kapatmadı. Ve Fenerbahçe özellikle hakim Ziyech için çok uğraştı. Belki de siz bu videoyu izlerken de bir şeyler için uğraşılıyordur. Ancak sadece hakim Ziyech için değil, farklı isimler için de çalışılıyor. Beklemede kalın arkadaşlar. Altyapıya gelen oyuncuları çok soruyorlar. Hocam biz altyapıdaki oyuncuları artı 3 kuralından oynatabilir miyiz? Hayır arkadaşlar, millilik şartı var ama yarım sezon dahi altyapıda oynarsan ki bir kanun geçirmeye çalışıyoruz. Sadece Fenerbahçe değil, Galatasaray, Beşiktaş falan da geçirmeye çalışıyor. Altyapıdan çıkan isimlerin milliyeti önemli sayılmayacak. Yani Gabonlu ama Türk sayılacak. Anlatabiliyor muyum? Jorginho Türk sayılacak çünkü altyapıdan çıktığı için mantıklı olanı da o şekilde arkadaşlar. Şimdi Gustavo Henrique konusunda da şöyle bir olay var. Gustavo Henrique menajeri görüşme halinde, her an her şey olabilir. Dün Fatih Karagümrük'te bir maçımız vardı. Fatih Karagümrük maçını 4-2 kazandık. Söylentilere aldırış etmeyin arkadaşlar. Dörtlü savunmayla çıktık. Luan Perez sol bek oynadı. Osterwold'un bir soğuk algınlığı olduğu için oynatılmadığı da bilgisi var. Ben de bilmiyorum ne kadar doğru. Maçın özeti normalde yayınlanacaktı. Niye yayınlanmadı ben de bilmiyorum. Yani özellikle üye arkadaşlar da söylemişti. Maçın özeti yayınlanacak maç bitiminde. Onun dışında bir şey olmayacak diye ama ben de bilmiyorum niye yayınlanmadığını. Şimdi gelelim transfer haberlerine. 5 Mart'a kadar maalesef kafanızı ütülemeye devam edeceğim arkadaşlar. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'miz Lucas Moura, Anthony Martial, Pierre-Emerick Aubameyang ile ilgileniyormuş. Bundan Fenerbahçe'nin haberi var mı bilmiyorum ama şimdi Premier Lig değerlerinde forma giyen 3 yıldızı gündemine aldı. Bir kere bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe asla ve asla yıldız alamaz. Mesela Batshuayi yıldız değildir. Hocam Premier Lig'de oynadı. Olsun, yıldız değildir. Hocam Dortmund'da, Chelsea'de oynadı. Ne saçmalıyorsun? Hayır, Fenerbahçe alınca yıldız olmaz. Enner Valencia yıldız değildir arkadaşlar. Hani hiç kimse formasının arkasına Enner Valencia yazdırmaz. Bu adamın Premier Lig geçmişi yok, Ekvator geçmişi yok, Dünya Kupası'na damga vurmuşluğu yok, dünyada bilinen futbolcu olmuşluğu yok, Barcelona'nın ilgisi falan filan yok. O yüzden Valencia da yıldız değildir. Tabii Joshua King de yıldız değildir. Norveç milli takımının as futbolcusu. Hani Erling Haaland'la birlikte oynayan futbolcu ama yıldız değildir. João Pedro yıldız değildir. İtalya Ligi'ni kasıp kavuran ama Fenerbahçe'de şanssız sakatlık yaşayan. Rossi yıldız değildir. Çünkü niye? Rossi çöptür bizim taraftara göre. Uruguay milli takımının yeni yeni kadrosuna alışmaya başlayan bir isim. Yani bunlar yıldız değildir Fenerbahçe. Ferdi Kadıoğlu değildir. Osayi değildir. Atilla Salahi değildir. Hatta Samet Akaydın değildir. Crespo değildir. Biz çünkü kendi değerlerimizi aşağılamaktan. Mesela bu sürekli aşağılayan arkadaşlar şey yapıyorlar mı ya? Arkadaşlarına misafirliğe gidiyor. İşte selam aleyküm selam oturuyorlar. Ya benim hanım var ya adam değil falan yapıyorlar mıdır kendi aralarında? Ya senin hanım daha iyi. Daha insancıl. Ya benimki çöp falan diyorlar mıdır? Diyorlardır. İşte benim babam çöptü falan diyorlardır muhtemelen. Ya çünkü kendi değerlerini bu kadar aşağılayan başka taraftar grubu görmedim ben. Ben hiçbir Galatasaraylı'nın ulan Seferovic aldık 1 milyon kiralama bedeli 3 milyon yıllık ücret 4 milyon Yusuf Demir'i aldık bir de Türk sanıyordu bizimkiler. Şaşkınlığın bu kadar olmaz. 10 milyon euroyu bedavadan bayıldık. Ulan 10 milyon euroya kimler alınmazdı dediğine hiç şahit olmadım. Ama Fenerbahçe taraftarı varsa yoksa Buruma'ya 4-250 verildi. Buruma'ya 4-250.
Arkadaşım Burum'a da tutmayacak. Samat'ta da tutmayacak. Belki Zaniolo da tutmayacak. Anlatabiliyor muyum? Beşiktaş ne umutlarla şeyi getirdi. Aleš Teşkeyra'yı falan getirdi. Tuttu mu? Onu getirdi, bunu getirdi. Tuttu mu? Yani Trabzonspor Şörlot'u aldığı dönemde 50 tane futbolcu aldı. Bir tane Şörlot tuttu. Başkaları tutmadı. Haberiniz var mı? Yok. Varsa yoksa Fenerbahçe kötüleme. Ha bu şundan dolayı. Fenerbahçe taraftarı her şeye bir bahane buluyor. Birikmiştik, birikmiştik, birikmiştik. Geçin bunları. Şimdi Aubameyang'ı alsan nereye alacaksın? Ben bunu merak ediyorum. Martial ve Lucas Moura bizim alakamız yok. Hocam şöyle böyle. Ya arkadaş adamın bir geçmişine bakın. Lucas Moura'nın adı Galatasaray'la da anılmıştı diyor. Niye alamadılar? Beceremediler. Bak yoğurtlu işleri kötüymüş. Hiç kimse bunu demiyor. Hiç kimse bakın hiç kimse Galatasaray başkanıyla alay etmiyor. Geçen sene bu adamlar Çikildağ'ı aldı, Morutan'ı aldı. Paraları saçtı. Bedavadan paraları saçtı. Kimse konuşmuyor. Ya geçiniz arkadaşlar. Martial da yok. Aubameyang da yok. Lucas Moura da yok. Ha, Hakim Ziyech konusunda dediğim gibi biz almaya uğraştık ettik ama nasip bu işler. Vedat Muriç'i İspanya'da bana inanmıyorlar demiş. Ben buraya sadece Vedat Muriç'i ismini anmak için aldım. Yoksa çok uzun bir haber. Hani ben yere düştüğüm zaman hakemler bana inanmaz oldu diyor. Ben kendimi boşuna yere atmam. Ben böyle bir futbolcuyum diyor. Formsuz diye eleştiriliyormuş ama diyor ki Dünya Kupası arasına gitmeden önce ben gayet iyiydim diyor. Ve bu sezon 9 kez rakip fileleri havalandırmış. 2 tane de asisti var arkadaşlar. Aradan önce 14 maçta 8 gol attım. Bir Mallorca forveti için 14 maçta 8 gol atmak iyi diyor. Tabii bundan sonra herkes daha fazlasını bekleyeceği için durum bu diyor. Vedat Muriç'i konusunda da mesela şöyle bir durum var. Vedat'ın ben geldiği dönemi hatırlıyorum. Küme düşmek üzere olan takımın forveti mi alınır? Çok iyi forvet olsaydı küme düşme üzere olan takımını kurtarırdı gibi söylentiler, sözler. Ya arkadaşlar illa ki kendini kanıtlamış olmasına gerek yok alacağın forvetin. Alıp sende de kanıtlayabilir ki aldın sende kendini kanıtladı. Bu arada bilginiz olsun. Tam tamına Vedat'ın gelişi 5.60'a denk geldi. Sonraki satıştan pay may hepsi dahil verdiğimiz para 5.60. Vedat Muriç'in satışı 20 milyon euroya tuttu arkadaşlar. Bonusların hepsi gerçekleşti. Vedat Muriç'i 20 milyon euroya satıldı. Bilginiz olsun. Bak bu detayı çok atlıyorsunuz. 20 milyon euroya satıldı. Net 14.4 milyon euro kar. 20 milyon euroya satıldı Vedat. Aldığımızda 2,5 milyon euroydu piyasa değeri. Sattığımızda 12 milyon euroydu piyasa değeri. 20 milyon euroya gitti. Oradan 500 bin euroya Mallorca'ya kiraladılar. 7.7'ye de sattılar. Yani 8.2'ye de satmış oldular. Bilginiz olsun. Ve maalesef Fenerbahçe taraftarına göre gelen paralar çarçur edildi. Hayır, çarçur edilmedi. Arsenal'den depremzedelere yardım diyor. Arsenal'e de çok eleştiriler geliyor. Deprem bölgesine iki tır malzemesi gönderdi. Daha da bir şeyler daha yapıyorlar. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şu dönemde anladık ki bize yıllardır işte Türk'ün Türk'ten başka dostu yok falan filan diyenler aslında bize en büyük kötülüğü yapmışlar. Zor zamanda çok fazla dostumuz varmış ya da dostluk yapacak çok fazla kişi varmış. Yeter ki kötü niyet beslemeyelim. Bu arada Aubameyang'la ilgili de bir olay var onu da konuşayım. Şimdi Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea istemiyor oyuncuyu. Ama yüklü de bir maaşı var. Maaşını ödeyecek bir takım arıyor. Avrupa'da transfer tahtası kapandı. Fenerbahçe'ye verelim diyor. Fenerbahçe diyor ki 33 yaşındaki futbolcu. Yani bana gelir yatar. Ve ben bu kadar maaşı veremem. Zaten Fenerbahçe'nin de çok şeyi yok. Ben hiç kimseden daha hiçbir duyum kaynağımdan doğrulatamadım. Fenerbahçe zaten 3 tane hamle yaptı. Hadi Emre Demir'i sayma. 2 tane kalsın. 2 tane transfer yapmış Fenerbahçe. Son yılların en fazla devre arası transferi. TFF FIFA'dan aldığı özel izinle transfer sezonunu da uzattı. Ama Avrupa'da oynayamayacak. Ben şunu da söyleyeyim. FIFA uzattıktan sonra Avrupa listesine de eklenebilir diye biliyorum ama maça çıkmadan eklenebilir. Yani Trabzonspor ilk maçını oynadığı için bugün transfer yapsa ekleyemez. Ama Fenerbahçe ekleyebilir diye biliyorum. Yani en azından görüşülebilir.
Şimdi Fenerbahçe kıran kırana bir pazarlık içindeymiş. ABD'den Los Angeles'ın yaptığı teklifi geri çevirmiş ama Fenerbahçe'ye karşı tutumu iyiymiş futbolcunun. Aubameyang geçen sezon ara transferde Barcelona'ya imza attı ancak bu sezonun başında Chelsea'ye geldi. Ve bunun pişmanlığını da yaşıyor. Bir iddia var ortada. 33 yaşındaki golcü. İspanyol devine dönmek için anlaşma sağlamış. Yani Chelsea'nin sezon sonunda bu transfer konusunda kendine kolaylık sağlaması halinde Fenerbahçe'ye kiralık gelebileceğini söylemiş. Yani sezon sonunda Barcelona'ya gitme şartıyla Fenerbahçe'ye kiralık gidebileceğini belirtmiş. Gizli madde buymuş. Arkadaşlar, Allah rızası için geçin. Ya alsan nerede oynatacaksın? Niye böylesiniz ya? Niye böylesiniz? Alsanız nerede oynatacaksınız? Ya gözünüzü toprak mı doyuracak? Allah aşkına bak. Gelin şöyle yapalım. Bak. Google'a girin. Fenerbahçe Transfer Market yazın. Açın Fenerbahçe Transfer Market sayfasını. Aşağılara doğru inin. Ben bilgisayardan girdiğim için benim ekranım daha net. Telefondan girerken biraz sıkıntı. Altay 13 milyon euro yazıyor. Fenerbahçe taraftarına göre 1 milyon euro bile etmez. Atilla Sanayi 15 milyon euro yazıyor. Fenerbahçe taraftarına göre 5 bile etmez. Luan Perez onca sakatlık yaşadı. 6 milyon euro yazıyor. Bizim taraftara göre çöp. Mustafa Wernicke 3.2 yazıyor. Ben de size katılıyorum bu konuda. 3.2 çok abartılı. İnşallah yolu bahtı açık olsun. Samet Akaydın 2.5 yazıyor. Bu performansı sürdürürse 4.5-5'leri görür sezon sonuna doğru. Ali Oski de 6.5 yazıyor. Ben Ali Oski'nin 6.5'luk futbolcu olduğuna inanmıyorum. Çünkü geri dönüşleri çok zayıf. Ferdi 12 milyon euro yazıyor. Bana kalsa 30 yazması lazım orada. Ferdi eğer Napoli'nin sağ beki olsaydı orada 35-40 falan yazardı. Osterwold 2 yazıyor. Oynadıktan sonra göreceksiniz bakalım 2 miymiş. Bunun dışında Osayi'ye 9 yazıyor. Bana kalırsa Osayi 9 falan değil. 6'lık futbolcu ama orada 9 yazması. Nazım Sangare 1.1. Hala Nazım'ın kulüpte kalması beni şaşırtıyor. Hala Nazım Sangare'nin bu kulüpte olması bana tuhaf geliyor arkadaşlar. Yani hiç mi bir kulübe gönderemiyoruz? Arao 6.5 yazıyor. Birçoğunuza göre şişirilmiş ama Arao'nun ön libero özelliği dışında 8 numara olması ve ara paslarının çok ince olması olayı var. Crespo'ya 10 milyon euro yazıyor. Bugün millet de 10 milyon euro civarında teklifler yapıyor ama bizim taraftar bir türlü beğenmiyor. Zayt 5 milyon euro yazıyor. Aksine de Zayt sanki 55 yazıyor muamelesi görüyor taraftardan. İsmail Yüksek 4.8 yazıyor. Düşünün bu kadar ahım şahım oynatmamaya başladık. Arda Güler 10 milyon euro yazıyor. Bana kalsa orada 40 yazması lazım. Lincoln 6 milyon euro. Diyor ki Fenerbahçe taraftarı. Hocam Lincoln çöp. Açıp transfer market verisine bakalım. Sadece sayısal veriler. 1804 dakika. 1800 desek 20 maç. 2 gol 6 asist yapmış. Ki bu adam çoğunda da sol bek oynatılmış. Bence 2 gol 6 asist bir sol bek performansına göre gayet iyi. Rossi 14 milyon euro yazıyor. Fenerbahçe'nin belki de yüksek meblağlar elde edeceği bir futbolcu İtalyan pasaportu var. Avrupa'daki herhangi bir takıma gidebilir. Avrupa Birliği vatandaşı sayılabilir. Yabancı kontenjanını işgal etmez. Sen 5.5'ü almışsın. Bakın. Bir de ortada bir söylenti var. Fenerbahçe bilmem kaç milyon euroya kiralamış. 5.5'a da satın almış. Ücretsiz kiraladık. 5.5 milyon euroya da satın aldık. Rossi'yi. Ve 32 maç 1707 dakika yani 19 maç arkadaşlar 3 gol 10 asist. Hocam son vuruş becerisi kötü. Lan son vuruş becerisini zaten yükseltse orada 14 değil 64 yazar. Sen de 64'e satarsın. İrfan Can 8.5 diyor. İrfan bazen oynuyor bazen oynamıyor. Emre Mor 3.5 yazıyor. Bence haksızlık ki. Emre Mor da 8.5. İrfan da 3.5 yazması lazım bana kalırsa. Batshuayi 10 milyon euro yazıyor hanesinde. Dedim ya bir türlü beğendiremedim kimseye. Ve Batshuayi'nin bu sezon kaç golü var biliyor musunuz arkadaşlar? 1307 dakika. 1307 dakika arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Yani hocam yani yaklaşık 15 maç. 15 maçta 15 gol bir asisti var. Yani maç başına bir gol ortalamasıyla oynayan forvetim var. Ama sana göre çöp. Pedro 9 milyon euro yazıyor. Joshua King 7 milyon euro yazıyor. Valencia 3 yazıyor. Valencia'da da 3 milyon euro yazması da ayrı bir saçmalık. Onu da belirteyim. Pedro da 9 yazıyor. Mesela Pedro çok oynayamadı. 744 dakika 2 gol 1 asist.
Ama Pedro yardımcı forvet rolünü üstlendiği için ve tam adapte olacak, sakatlandığı için sıkıntı. Joshua King mesela 1075 dakika. Yani yaklaşık 12 maç, 5 gol, 3 asist. Ama sanki bana daha fazla gol atmış, daha fazla asist yapmış, daha fazla oynamış izlenimi veren bir futbolcu. Valencia. Yani Fenerbahçe tarihinde takdire şayan performanslardan biri. Bu arada Tigres, West Ham United, Everton gibi takımlarda oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. 1834 dakika arkadaşlar. Yani 20 maç artı 34 dakika. 23 gol, 4 asist. Yani Fenerbahçe'nin her iki forveti Valencia'da, Batshuayi'de maç başına bir gol ortalamasını geçmiş. Ama Fenerbahçe taraftarına göre çöp. Transfermarkt'ta alt verilerde en çok gol atanlarda da zaten Valencia 20, Batshuayi 10 yazıyor. Ama gel gör ki bizim taraftarımız çöplemeyi çok seviyor. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Evet, performansımızın düştüğü dönemler olacak. Evet, futbolcularımız öyle müthiş, mükemmel futbolcular olmayabilir. Ama futbolcularımıza sahip çıkalım. Değerlerimize sahip çıkalım. Bertuğ Yıldırım, bu konuyu da konuşayım. Şimdi Antalyaspor'la anlaşmaya vardı. Sezon sonuna kadar Antalyaspor'da forma giyecek. Ancak sezon sonunda Fenerbahçe'ye öncelik vereceği konuşuluyor arkadaşlar. Bertuğ Yıldırım'ın. Ve sebebi de başka. Şimdi Çarşamba günü İstanbul'dan uçağa binerek Antalya'ya gelecek. Kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak oynayacak demiş. Satın alma opsiyonu bulunmuyor demiş Antalyaspor Başkanı. Takvimin haberine göre Hatayspor'un yeni sezon için önceliği Fenerbahçe'ye verdiği öğrenildi. Fenerbahçe sezon bittikten sonra Hatay'la bonservis pazarlığına başlayacak. Ve iki kulüp başkanı da sözlü olarak mutabakata vardı diyor. 19 Süper Lig maçında 4 gol, 2 asist. Arkadaşlar, bu çocuğun özelliği şu. Eğer Hatayspor lige devam etseydi, bizden istedikleri birkaç isim vardı. Bizden istedikleri birkaç isim vardı Hatayspor'un. Biz bu isimleri verip karşılığında Bertuğ'u alabilecektik. Ancak bu gerçekleşmedi. Şimdi bu gerçekleşmeyince de yani Hatayspor maalesef ve maalesef bu üzüntülü olayları yaşadığı için biz bu transferi gerçekleştiremedik. Ancak biz de devre arasında alalım dedik. 4 milyon euro para istediler. Bizim biçtiğimiz bedel bu dediler. Biz de sizin acınız var. Hani bu şekilde şey yapmayalım diye bir fair play, bir delikanlılık, bir insanlık örneği gösterdik. İşi sezon sonuna bırakalım dedik. Sezon sonunda da başkanlar da dedi ki madem siz bunu böyle yaptınız ben de önceliği size veriyorum. Öncelik sizinle görüşeceğiz dedi. Bilginiz olsun. Ha, bana kalırsa olması gereken şuydu. Bertuğ'u kiralayacaktın. Ücretsiz kiralayacaktın. Maaşını sen verecektin. Hem Hatay'a destek olmuş olacaktın. Hem çocuğu kendi tesislerinde gezdirmiş olacaktın. Kendince denemiş olacaktın. Pozisyon pozisyon, maç maç. Hatta bazen hazırlık maçları bile düzenleyip as takımda nasıl gözüküyor, sırıtıyor mu sırıtmıyor mu diye deneyebilirdin. Bence yanlış yapıldı Antalyaspor'a verilmekte. Ama yaz döneminde öncelik bizde, ki yazın da Serdar Dursun'un muhtemelen gitme durumu var. Kadroda çeşitlilik olur. Hani pivot santrafor olduğu için çeşitlilik olur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Benim bu kısımdan aktaracaklarım, söyleyeceklerim bu kadar. Daha 5 Mart'a çok var. Daha çok sular akar. Daha çok transferler görüşürüz. Ben destekleriniz için, katkılarınız için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum.